دنگی من آکی نخواش رح سزا دنگا آکی جهاد خسنا گویی ویده خودی بزرگ دنگی کن آکن دنگی من آکی خودی جاری که امهال تی دبون نبا حبسی دبون مدی رابو سر خود هی قوی مای شا ورو گری خود ریا گوته دهاتی شاش کر چو رخی دی نکار بو روما گاو در نه جهتی تی دور داد چه گلو ری شاش کر یعنی شیوی نینا ویجم حبته و سه سالیا و نخواشی وی هنا او کی وی هنا خودی جهاد کردن گویی وی دیسا گودن گم نکه ادی کلام دیج ندی بیش ولاد دستی مت تازن لینگ مت تازن ان کم برای بهرم ولو هبالی دگو هبالی من عری مت کن یعنی هبالی وی جلی وی دشون هبالی وی دست که دید ندا یعنی نه هبالی بین کاره یعنی انکاری ایش بکه من سالی هفته سه سالی چاپ که هفته سه سالیا از بیشم خود انکاری ایش کیجی بکه انکاری جان هم دکرت چه جل قاو که بیشم خود نه هبالیم بی باشن هبالیم باشن والله هم چیت خواز ان بیشم ختیاره نخواش اب نخواشی وی آن او کی وی هنن نه حبسیه ای پاوانا بردن ام وی خوازن گو بردن والله kapalı görüş açıkçası hani zorlanıyor kulakları Nando kaynaklı aşırı derecede zorlanıyor. 50 dakika görüş süremiz var ve bu 50 dakika görüş süresinde sadece 10 dakikasını anlatabiliyoruz daha doğrusu. Çünkü her iki kulağı duymuyor. Duymamasına rağmen hastaneye götürüldü. Cihaz takıldı her iki kulağa. Her iki kulağa cihaz takılmasına rağmen cihazla da duymuyor. Kulakları duymayacak dereceye geldi. Ve bunu da söyledi yani açıkçası hani aslında kapalı görüşlerde gelmeseniz de olur sonuçta hani boşa gidiyor diye şey yaptı. Yani açıkçası 72 yaşında bir insan zorlanıyor bu durumdan yani sadece hani kulak problemi değil yani onun dışında birçok hastalıkları var. Ben şunu da söyleyeyim benim babam son bir yıl içerisinde ayaklarında hissizleşme yani sol bacağını kaldıramaz derecesine de geldiğini şey yaptı. Hani bize aileyi düşündüğünden kaynaklı şey yapamıyor. Hani nasıl diyeyim işte benim ayağım böyledir şeyini söylemiyordu ama bunu fark ettik. Açıkçası hani zorlandığını ben fark edince yani baba neden hastaneye gitmiyorsun? Hani hastaneye bir gitsen daha iyi olmaz mı? Uzun zamandır gitmemişsin. Babam şunu söyledi. Açıkçası kızım hani biz hastaneye gitmek istemiyoruz. Çünkü rencide edici bir durumda bir arama pozisyonu var. Ağız içi aramalar oluyor. Çıplak arama zorla şey yapıyorlar. Ve bunun için gitmek istemediğini söyledi. O yüzden hani bizi de biraz endişelendirdi. Yani tamam bu onu zorluyor ama bizi de bu zorluyor. Yani sonuçta sürekli aklımız orada kalıyor. Kendine bakamayan durumda 72 yaşında ve cezaevinde tutulması gerçekten hani onu zorlayan bir durumdur. Kendisi de bunu dile getiriyor. Yani açıkçası dile getirdiğinde zorlanıyor. Çünkü artık hani nasıl diyeyim kapalı görüşte biz onunla görüştüğümüzde duymadığında bu sefer moral mende çöküyor. Oradan kalkmak istiyor bir an önce. Hatta bu hafta böyle bir şey de oldu. Bazılarının görüş süresi yani telefon şifrelidir ya. Giriyor önceden giriyor. Onlarınki önceden bitiyor görüşleri. Benim babamın daha bir 5-10 dakika kalmasına rağmen birden sinirlenip hani onlar gidiyorsa ben de gideyim. Artık hani kaldıramıyor. Babam hani öyle bir durumda kendine bakamaz duruma gelen biridir. Arkadaşlar orada bakıyor. Yani hem elbiseleri olsun, ondan sonra sana söyleyeyim yemeği olsun. Bazen koluna girip onu yürütme şeyine kadar arkadaşlar bakıyor ona. Ve bu onu zorluyor. Arkadaşlar hani en azından sağ olsun bakıyorlar. İlgileniyorlar o yönlü. Ama nereye kadar? Çünkü orada sanırım bir iki hasta daha var. Onlar da aynı durumda. Verem hastası olan bir arkadaş var. Ve hani bunu düşünüyor. Yani bana bakıyorlar ama o genç olduğu için hastadır da ona da bakamıyorlar. Ya biraz da kendi mahcup hissediyor. Bunu sadece babam için değil, tüm hasta susaklar. Yani sonuçta yani 84 yaşında olanlar var, 72 yaşında, 75 yaşında hatta iki kolu, iki bacağı olmayan insanlar var.
Yani orada bir kendine bakamayan insanları bir an önce bir iyileştirme koşulları oluşması gerektiğini talep ediyoruz.